Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber kümelerin birleşimini eleman sayısını bulma videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi sorumuzda A kümesi ve B kümesi verilmiş. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısını soruyor. Dikkat edelim, A da x75'ten küçük bir sayı ve x3'ün katı bir sayı. Aynı zamanda K pozitif tam sayı olmak zorunda. B'de de x 100'den küçük bir sayı ama x aynı zamanda 4'ün katı olmak zorunda. Yine k pozitif bir tam sayı. A birleşim B kümesinin eleman sayısını sormuştu bize. Nasıl buluyorduk? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı şeklinde buluyoruz. Şimdi A kümesine bakalım. 3'ün katı olan sayılar olacak ve K dediğimiz sayı pozitif olacak. Mesela K'ya 1 vererek başlamak zorundayım. 3 kere 1'den 3. 3 75'ten küçük mü? Küçük. 3 kere 2'den 6. 3 kere 3'ten 9. Deniyorum aynı zamanda 9 75'ten küçük mü? Küçük. 3 kere 4'ten 12. 12 75'ten küçük. Deneye deneye en son. Gençler, K yerine 24 verirsem 24 kere 3 ne yapar? 72. 72 de 75'ten küçük mü? Küçük. Şimdi ben nasıl bulacağım A kümesi eleman sayısını? Tek tek sayacak mıyım? Hayır. Aşağıda bir terim sayısı bulma formülü verilmiş. Bakın nasıl yapacağız? A kümesinin eleman sayısını şöyle bulacağız. Son terim burada 72 mi? Evet. İlk terim ne peki? Burada görüyorsunuz 3. Kaçar kaçar artıyor bakın. 3'er 3'er artıyor hep. Artış miktarı. Cevapla da kaçı toplayacakmışım? Cevapla da gençler 1'i toplayacağım. 72'den 3'ü çıkarıyoruz. 69 yapıyor burası. 69'u 3'e bölersek 23 yapar. 23 bir daha. Kaç bulduk gençler? A kümesinin eleman sayısı 24'müş. Sırada B kümesi var. B kümesini inceleyelim. Şimdi gençler, B kümesindeki x'ler 4'ün katı olacak ve K pozitif olacak. Dikkat edin. K yerine 1 verebilirim. 4 kere 1'den 4. 4 100'den küçük mü diye deniyoruz. Evet. K yerine 2 verelim. 4 kere 2 8. 8 100'den küçük mü? Evet. K yerine 3 verelim. 4 kere 3 12. 12 100'den küçük mü? Evet. Böyle gider. En sonunda da K yerine 24 verirsek 24 kere 4 ne yapar gençler? 96 mı yapıyor? 96 100'den küçük mü? Evet. Şimdi B kümesine eleman sayısını bulacağım. Nasıl bulacağım? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyor bakın. Dörder dörder artıyor. Artı bir. Şimdi 96'dan 4 çıkardık. 92 kalır. 92'yi 4'e bölersek kaç yapar gençler? Yine 23 mi yapıyor? Evet 23 yapıyor. 1 ile de toplarsak 24 yapıyor. Çok güzel. İşte buradaki en püf noktasına geldik. A kesişim B'yi nasıl bulacağım? Öyle bir küme yok ki. Nasıl bulacağım biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi gençler x öyle bir sayı ki diyeceğim yine. Şimdi sol tarafta hiçbir şey yazmadığı için x küçük diyorum. Bakın sol tarafları boş ikisinde. Sağ taraftan küçük sayıyı tercih etmem lazım. Tamam mı? Sağ taraftan küçük sayıyı tercih ediyorum. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Yani şu an kesişimi buluyorum. Şöyle düşünün. Şurası 75. Şöyle düşünün. Şurası 100. İkisinin kesişimi neresi olacak? 75'ten küçük sayılar olacak değil mi? Mantıken baktığınızda üst üste getirdiğiniz sayı doğrusunda. Kesişimi lazım bana. O yüzden sağ tarafın küçük sayısı alınır. Eğer sol tarafta da bir sayı yazsaydı sol taraftan büyük sayıyı alacaktık. Tamam mı? Peki x3'ün katı mı 4'ün katı mı? Tabii ki biz 3 ile 4'ün ek okunu hesap ediyoruz. 2'ye böldüm 2. 3 bölünmez. 2'ye böldüm 1. 3'e böldüm 1. Bu sayıların ek oku kaç? 2, 2 ve 3'ün çarpımından 12. Yani sizin x sayınız öyle bir sayı ki kaçın katı olacak? 12'nin katı. Yine k eleman pozitif tam sayı. O zaman başlayalım. Gençler, 12'nin katı olan sayılar K'ya 1 verirsem 12, 24, bakın 24 hala 75'ten küçük, 36, en son kaç olur? 12 çarpı 6, K'ya 6 verirsek 72 olur.
Yine A kesişimlerinin eleman sayısını bulalım. Son terimimiz 72. İlk terimimiz 12. Kaçar kaçar artıyorlar. Bakın 12'şer 12'şer artıyorlar. Yani burası kaç yaptı? Gençler 60 yaptı. 60'ı 12'ye böldük. 5. Bir daha kaç yaptı? 6 yaptı. Burayı hemen bulalım. A birleşim B'nin eleman sayısını bulalım. A'nın eleman sayısı 24. Bakın burada yazıyor. B'ninki o da 24. Kesişimin kaç bulduk en son? 6 bulduk. Yani 48'den 6 çıkardık. Cevap kaç oldu gençler? 42 çıktı. Bu soru tarzının en uzun soru tipi bu. Öyle diyelim, tamam. Ayrı ayrı hesap ettiğiniz için. Bu bizim çözümlü sorumuzdu. Devam edelim. A kümemiz verilmiş. X öyle bir sayı ki x 1 ile 150 arasında ve 150'de eşitlik var. Unutmayalım. Ve x tam sayı demiş. Zaten pozitif olmak zorunda. 1 ile 150 arasında negatif olacak hali yok. Kümesin elemanlarından kaç tanesi 3 ve 4 ile tam bilinir? V demek, gençler şöyle düşünün. Hem 3'e hem 4'e bölünmesi lazım aynı anda. O yüzden siz ek okunu alacaksınız. 3 ve 4'ü. Alıyorum. Bakın şu an kenarda ek okunu alıyorum. Yani aslında sizin sayınız bu A kümesinden bulacağınız sayılar 12'nin katı olmak zorunda. Tamam mı gençler? V dediği için ne yaptık? Ek oklarını aldık. Başlayalım. Başka bir küme diyelim ha. D kümesi. 1 ile 150 arasında 12'nin katı olan sayılar hangileri gençler? Düşündüğümüzde 12, 24, 36, en son 150 12'nin katı olsa alırdım ama değil. 144 12'nin katı biliyorsunuz. Hemen bu kümenin eleman sayısını bulalım. B küm istediğim kümenin eleman sayısını. Son terim 144. İlk terim 12. Böyle artış miktarı hep 12 görüyorsunuz. Artı 1. 144'ten 12'yi çıkarırsak gençler kaç yapıyor? Orası 132 yapar. 132'yi 12'ye bölersek 11 yaptı. 11 bir daha. Demek ki kaç tane hükmünün elemanlarından kaç tanesi 3 ve 4 ile tam bölünmüş? Tam 12 tanesi. Tamam. Yani bu daha kısaydı. Biz aslında neyi bulduk? 12'yi tam bölünenleri bulduk. Kısa oldu o yüzden. Devam edelim. Şimdi tabii ki bu daha uzun. Neden? A birleşim B'nin eleman sayısını soruyor. Biz A'nın eleman sayısını bulacağız. B'nin eleman sayısını bulacağız. Kesişimin eleman sayısını bulacağız. Bir önceki soruda sadece kesişimin eleman sayısını bulmuştuk. 3 ve 4'ün aynı 3 ve 4'ü aynı anda bölünen sayıları bulduk. Sadece kesişimi. Ama burada birleşim diyor bize. Başlayalım. A'nın eleman sayısını bulalım. Burada 3'ün katı olacak x'ler görüyorsunuz. X tam sayıdır diyor. 3'ün katı olan 20 ile 130 arasında hangi sayılar var? 21 var, 24 var, 27 var. En sonunda kaç var gençler 3'ün katı olan? 129 var. Hemen eleman sayısını hesap edelim. Son terimimiz 129. İlk terimimiz 21. Kaçar kaçar artıyorlar? Üçer üçer artıyorlar bakın. Artı 1. Buradan gençler hesap ettiğimiz zaman cevabımız şurayı çıkardığımızda 108 çıkıyor. 108'i 3'e bölüyoruz. 36 bir daha 37 tane eleman varmış. B'nin eleman sayısını hesap edelim. B'deki x'ler 12 ile 124 arasında ve 5'in katı olmak zorunda. O zaman neyle başlayacağım mecburen? 15 ile başlayacağım. 5'in katı olmak zorunda olduğu için. 20, 25. En sonunda kim var? 125'in katı değil mi? Hemen birinci eleman sayısını hesap edelim. Son terim eksi ilk terim bölü kaçar kaçar artıyorlar bakın. Beşer beşer artıyorlar. Artı 1. 120'den 15'i çıkardığımızda 105 mi kalıyor? 105'i 5'e bölelim. 21. Bir de toplayalım. 22 elemanı varmış. Sıra kesişimde.
A kesişim B'yi bulmakta. Önce o kümeyi belirlememiz lazım. X öyle bir sayı ki. Şimdi bakın burada bu ikisinde de solda sayılar var. Ben ne demiştim? Solda sayı olursa kesişimi bulurken pratikmen büyük sayıyı alın. Sağdaki sayılardan da küçük sayıyı tercih etmeniz lazım. Pratik olarak. Peki hocam x 3'ün katı mı 5'in katı mı? Tabii ki siz burada 3 ile 5'in ekokunu alacaksınız hemen. 3'e bölelim. 5'e bölelim. 3 kere 5'ten ekok kaç çıkar? 15 çıkar. Yani sizin sayınız 15'in katı olmalı. Pardon. X ne olmalı? Tam sayı olmalı. Evet. 15'in katı olan sayılara bakalım. Ama 20 ile 124 arasında olacak. 30, 45. En son kaç olur gençler? 120 mi olur? 120 de 15'in katı. Hemen eleman sayısını hesap edelim. Son terim 120, ilk terim 30. Böyle artış miktarı bakın 15'er 15'er artıyor. Artı 1. Buradan ne çıkar gençler? Burası çıkarırsak 90 kalır. 90 bölü 15 artı 1. Yani burası 6 yaptı. 6 bir daha 7 mi bulduk? E bize neyi soruyor? A birleşim B'nin eleman sayısını soruyor. A'nın eleman sayısını kaç hesap ettik? 37. B'nin eleman sayısını 22. Kesişimin eleman sayısı da 7. Gerisi hesap. Kaç yapıyor gençler? 37'den 7 çıkardım. 30. 22 ile toplarsanız A birleşim B'nin eleman sayısı 52 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet. A kümesinin elemanlarından kaç tanesi 4 veya 6 ile tam bölünür? Neden burada veya demiş? Gençler küme konusunda veya birleşim demek. V kesişim demek ilk soruda vardı biliyorsunuz. Veya da kesişim demek. Siz neyi bulacaksınız burada? Bu küme içinde 4 ile bölünenleri bulacaksınız. Artı 6 ile bölünenleri bulacaksınız. Eksi 4 ve 6 ile bölünenleri yani kesişimi çıkaracaksınız. Şimdi buna B kümesi diyorum 4 ile bölünenler için. Bakıyorum gençler 15 ile 240 arasında olacak. O zaman kaçla başlar? 16, 20, 4 ile bölünenlere bakıyorum şu an. En sonunda da 240 dahil. Bakın küçük eşit var. 240. Şimdi B kümesinin dediğim kümenin eleman sayısını buluyorum. Son terim eksi ilk terim bölü 4'er 4'er arttığını görüyorsunuz. Artı 1. 240'tan 16'yı çıkardık gençler. 224 mi kaldı? 224'ü 4'e böldük. 56. 1 ile topladık. 57 olması lazım. Diğer buraya B kümesi dedim. Bu kümeye de C diyorum. 6 ile bölünenlere. Bakalım 15 ile 240 arasında olduğunu unutmayalım. Hep burayı baz alacağım. 18, 6 ile bölünen sayılar. 24, 30. En son 240 da 6 ile bölünür fark ettiyseniz. C kümesi eleman sayısını bulalım. Son terim, eksi, ilk terim, bölü. Kaçar kaçar artıyorlar. Altışar altışar artıyorlar. Artı 1. 240'tan 18'i çıkardık. Gençler, ne kaldı orası? 2, 222 mi kaldı? 222'yi 6'ya bölersek ne yapar? Hesap edelim. 3 kere var, 18. Burası kaç yaptı? 42, 37 mi yaptı? 1 ile de topladık, 38 mi bulduk burayı? Tamamdır. Sorun yok, devam edelim. 4 ve 6 ile bölünenler. Yani B kesişim C'yi bulacağım. Peki 4 ile 6'nın ekoku kaç? Hep böyle yapmıyor muydum? Buluyorum bakın. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 3'e bölüyorum. 1. Ekokları 2, 2 ve 3'ün çarpımından 12. Yani aslında burası 12 ile bölünenler demek. Yani 12'nin katlarına bakacağım. Hemen B kesişim C'yi hesap edelim. 12'nin katlarına bakıyorum. 15 ile 240 arasında dikkat edelim.
Ne çıkar gençler? 24, 36. En son 240 da dahil. Onu unutmayalım. Belki seçimcinin eleman sayısı son terim bakın eksi ilk terim bölü artış miktarı 12 12 diye artırıyorsunuz. Artı 1. 204, 240'tan 24'ü çıkarırsak 216 kalıyor. 216'yı 12'ye bölelim. 18 bir daha 19 yapar. Şimdi biz neyi buluyorduk? B birleşim C'yi. B'nin eleman sayısını kaç bulduk? 57. C'nin eleman sayısını 38. Kesişinin eleman sayısını 19. Hesap edersek gençler. 95 mi kalıyor burası, şurası? 95'ten 19 çıkarırsak 6. 8'den 1 çıkartırsak 76 olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Güzel bir soru bakın bu da. A kümesini vermiş. Bu kümenin elemanlarından kaç tanesi 3 ile bölünür, 4 ile bölünmez diyor. Ne yapacağız bu soruda? Şimdi gençler, ben size bu kümeyi unutun. Şöyle elemanlar yazıyorum. 3, 3'ün katı olan, yani 3 ile bölünebilen sayılar yazıyorum. Değil mi? 4 tane sayı yazdım. Hepsi 3 ile bölünebilen sayılar. Peki ben diyorum ki 3 ile bölünecek ama 4 ile bölünmeyecek. O sayıyı iptal et diyorum ya da o sayıları iptal et. 4 ile bölünenleri iptal ettim. Bir tek 12 vardı gördüğünüz gibi. Hem 3'e hem 4'e bölünüyordu. Geriye kaç sayı kaldı? 3 sayı kaldı. Bunu soruyor bana. Yani o zaman biz ne yapacağız gençler bu soruda? Şunu bulacağız. 3 ile bölünen sayıları bulacağız. Bölünen sayılar kümesini bulacağız. Eksi hem 3 hem de 4'e aynı anda bölünenleri çıkaracağız. Tamam mı? Nasıl yani? 3 ve 4'ün ekokunu hemen hesap ediyorum. Ekokları bakın 2, 2, 3 çarparsanız yani 12 ile bölünen sayıları çıkaracağız. Şimdi A küm, B kümesi diyorum 3 ile bölünenleri. Şimdi gençler 20 ile 245 arasında olduğu için 21 ile başlayacağım 3 ile bölünebilen sayılarda mecburen. 245 arasında olduğu için 243 mü en son sayı 3 ile bölünebilen? Peki eleman sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü 3'er 3'er arttığını görüyoruz. Artı birden. Şimdi 243'ten 21'i çıkardık. Evet. Ne yaptı? 222 yaptı. 3'e böldük. 74 yaptı. 74 ile 1'i topladık. 75 mi yaptı? Diğer kümeye bakalım. 12'nin katı olanlar. 20 ile 245 arasında bunu unutmayalım. 24, 36, en sonunda 240 mı var yine? Gençler. Evet, devam edelim. Eleman sayısını bulalım. 240'tan 24'ü çıkarıyoruz. 12'şer 12'şer artıyor görüyorsunuz. Sonra da 1 ile topluyoruz en son cevabımızı. 240'tan 24 çıkarırsak 216 kalır. 216'yı 12'ye böleriz. 18, 1 ile de toplarız. 19 yapar. İşte bizden istenen ne? 75'ten 19'u çıkar diyor. Ne kalır geriye? 56 olarak cevabı gençler buluruz. Tamam. Şimdi sorumuza bakalım. A gençler şurada A kesişim B birleşim C parantezi var. Burada A kesişim B var. A kesişim C kümesinin eleman sayısı en az olsun diyor. Ne yapacağım bakalım? Dağılma özelliğini kullanacağım. A kesişim B diyorum. Birleşim. A kesişim C. Aynen yazıyorum. A, B, C, D ve E. A kesişim B'nin elemanları ne? Yazmışlar zaten. Pardon.
Aynen yazıyorum bakın devamını. Şimdi iki küme var ve ben A kesişim C'nin az olmasını istiyorum. Şu kümenin elemanlarını iptal ederim. A kesişim C'de mutlaka A elemanı, B elemanı ve E elemanı olmalı. Çünkü birleşimin cevabı bakın burası. CD'yi iptal ettiğimde geri A, B, E kaldı. Başka da bir küme olmadığı için A kesişim C'de kesinlikle A, B ve E elemanları olmak zorunda. En az dediği için kaç elemanlı oluyormuş? En az 3 elemanlı. Tamam. Bu kadar kolay. Şimdi buna benzer bir soru daha var. Hemen onu da açayım size. Bakın. Yine aynı tarz soru. A kesişim C kümesinin eleman sayısı en az olsun diyor. Yine dağılma özelliğini kullanıyorum. A kesişim B birleşim. A kesişim C. Yazıyorum kümemi. A kesişim B'yi de yazıyorum. 1, 2, 3 ve A birleşim. A kesişim C. Yine aynen yazıyorum. Şimdi A kesişim B'nin elemanlarını iptal edeyim. 1, 2, 3, A. Geriye kalan elemanlar mutlaka A kesişim C'de olmak zorunda. Çünkü bu birleşim kümesi. A kesişim C'de B ve C elemanları olmak zorunda. En az elemanlı dediği için, eleman sayısı en az olsun dediği için A kesişim C en az kaç elemanlı olmak zorunda? 2. Tamam mı? Evet, şimdi başka bir soru tipimiz daha var. Bir güzel bir soru tipi. Şimdi A birleşim B'yi vermiş, B kümesini vermiş. Kaç farklı A kümesi yazılabilir diyor. Şimdi gençler, ben B kümesinin elemanlarını bir iptal edeyim. A birleşim B'de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu A kümesinde B kümesinin şu an elemanlarını iptal ettiğini herkes görüyor. A kümesinde kesinlikle şöyle de yazalım hatta. C, D ve Z elemanları olmak zorunda. Tamam, çok güzel. Bu elemanlar olmak zorunda. A kümesi bu kadar elemanlı mı? Bana diyor ki kaç farklı A kümesi yazılabilir? Bu elemanlar A kümesinin içinde olmak zorunda ama B kümesinin alt kümelerinden A kümesinin yanına eleman getirebilirsiniz. Yani şu elemanların yanına daha doğrusu. Öyle ifade etsek daha doğru olur. Bakın. A kümesinde kesinlikle C, D ve Z elemanlar olmak zorunda. Bu elemanların yanına B kümesini elemanlarıyla oluşturabilecek herhangi bir alt kümeden elemanlar ekleyebiliyoruz. Peki B kümesi kaç elemanlı? 4 elemanlı. O zaman ben şöyle düşünüyorum. 2 üzeri 4 diyorum. 16 tane alt kümesi yok mu B kümesinin? Yani 16 tane eleman ekleriz. O zaman 16 farklı ne olur? Alt küme oluşur. 16 farklı durum oluşur daha doğrusu. Tamam mı gençler? Mesela şöyle. Kümelerden biri CDZ mutlaka olmak zorunda. A kümelerinden birim diyorum. Yanına A gelebilir. Biri ne olabilir? CDZ mutlaka olmak zorunda. B gelebilir. Mesela bir tanesi daha. CDZ olmak zorunda. B gelir, X gelir. Bu şekilde kaç tane A kümesi olurmuş? Daha devamı var, ben yazmadım. 16 tane farklı A kümesi yazılabilir. Tamam. Evet, diğer sorumuza bakalım. A birleşim B verilmiş. A kümesi de verilmiş. Bana diyor ki kaç farklı B kümesi yazılabilir? Şimdi ne yapıyorum? A kümesinin elemanlarını bir iptal edeyim bakın burada. Tamam mı? Bir kere bu B kümesinde kesinlikle, hatta şuraya öyle yazalım. Kesinlikle X, Y, Z elemanları olmalı. Tamam mı? Kesinlikle X, Y, Z elemanları var. Peki,
Kaç farklı B kümesi yazılabilir diyor ya, az önceki soruyla aynı. Bu elemanların yanına A kümesinin elemanlarıyla oluşturulabilecek gençler herhangi bir alt kümesinin elemanlarını ekleyebiliriz. A kümesi kaç elemanlı? 3 elemanlı. O zaman A kümesinin 8 alt kümesi var. Bunların herhangi birini B kümesine ekleyerek farklı B kümeleri oluşturabilirsiniz. Bu kadar. Tamam mı? Evet, devam edelim. A ve B kümeleri verilmiş. B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi A kümesini kapsar diyor. Güzel. Şimdi gençler, B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi A kümesini kapsar diyor ya. A'yı kapsaması için A, B, C, D elemanları sabit kalması lazım, değil mi? Bakın. B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi A'yı kapsar diyor ya. O zaman B kümesinin içinde kimler sabit kalacak? A, B, C, D. Çünkü bunlar A'nın elemanları. A'yı kapsaması lazım mantıken baktığımızda. Bunlar sabit kalacak. Yani bunları şu an sildim, sabitler. Bunların yanına elemanlar getireceğim. Getirebileceğim kaç eleman var? 3 eleman var. E bunları o zaman şöyle düşünelim. Bu 3 elemanı gençler, 3 elemandan 8 tane alt küme oluşturabiliyorum, değil mi? O zaman 8 farklı durumla B kümesinin alt kümelerinden 8 farklı durumla A kümesini kapsayacak şekilde küme oluşturabiliyorum. İnşallah ifade edebilmişimdir. Biraz ifadede sıkıntı oldu. Tekrar edeyim son kez. Şimdi gençler, B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi A kümesini kapsar diyor ya soruda. A kümesinin elemanları B'nin içinde mutlaka olmak zorunda. Şimdi geriye 3 tane eleman kalıyor. O zaman ben bu 3 elemanı alt küme sayısını buluyorum 8 diye. Mesela şöyle olabilir bir tanesi. A, B, C, D, E olabilir. Bir durumlardan bir tanesi. Bir tanesi A, B, C, D, pardon. E, F olabilir. Değil mi? Böyle değişik değişik kaç durum olabiliyormuş? 8 tane durum olabilir. Daha da var. Yazmadım diğerlerini. Evet. Son sorumuza gelelim. Şimdi A, B'nin alt kümesi değilmiş. Kesişimleri de boş küme değilmiş. Yani şöyle ifade edeceğim. İki tane küme var. Alt küme değil oldukları için bu şekilde çizdim. Kesişimleri de boş küme değil. Kesişimleri mutlaka var yani. A kümesi 8, B kümesi 13 elemanlı. A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Ben birleşimin en az olmasını istiyorsam kesişimleri de olduğuna göre kesişimin en fazla olması lazım. O zaman çoğunu diyecek ki 8 olsun kesişimi. Çünkü A'nın eleman sayısı 8. E siz de dediniz diyeceksiniz. Kesişimin fazla olması lazım ama ben böyle yazarsam A alt küme B olmuş olur. Tamam mı? 8 diye buraya yazarsam aslında A alt küme B yapmış olurum. Çoğunuz diyecek ki hocam ama siz şekli böyle çizmediniz. Haklısınız ama böyle yapınca da aynı anlamı ifade geliyor. Tamam mı gençler? Ben böyle çizmemiş olabilirim şekli. Ama böyle 8 elemanı buraya yerleştirince de bu A alt küme B demek oluyor. O zaman en fazla kaç eleman yerleştirebilirim kesişime? 7. Değil mi? Çünkü dediğim gibi 8 olamayacağına göre bir eksi 7 olacak. A kümesi bakın 8 elemanlı tamamladım. B kümesi de 13 elemanlı. Burası 7 ise buraya kaç eleman kalacak? 6 eleman. A birleşim B ne demek? Şu 3 yerin toplamı demek hatırlıyorsanız. 1, 7 ve 6'nın toplamından A birleşim B'nin en az eleman sayısı kaçmış? 14 olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.